saha karşılaşmaları ve Aziz. Maçın adamı Aziz kardeşim, yaz. Aziz kim lan? Tutturmuşsun Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım kadar taş düşsün başına ya. Cahil Ertem! Deli misin sen? Ben Aziz Beyiç'i kastediyorum. Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim? Kimi ya? Aziz Beyiç'i kastediyorum kardeşim. Türk asıllı Avustralyalı oyuncu. Maçı kurtardı. Tamam, yanlış mı? Aziz Beyiç nasıl oynadı? Haklısın, tamam. Milyon Fenerbahçeli'yi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Kim sorumluysa. Eyvah. Kim sorumluysa. Ben burada Rasim'e dikim iki ne yapacağım, tutturacağımı biliyorum da. Rasim haklı. Rasim haklı, maalesef Rasim haklı. Rasim bize dik de der, o da der, bu da der. Bırakmayın der. Siz Ertem, adam olun da top oynayın da ben bu Rasim'e bakayım, diki tutturuyor muyum, bıraktırıyor muyum? Bir şey söyleyeyim mi? Apo. Konuşun. Hemen çok kısa. Bir 20 sene önce Aydın Spor'a bildik zamanı. Ama hocam yine Hollandalıydı. Evet. Hollandalı laneti. Evet. Yaz Ertem. Lanet. Aman patron gel. Bizde öyle bir şey var mı? Tam tersi. Aile tamam. Gibi değil mi? Herkes ne tamam. Güzel işini yapıyor. Kardeş gibi, dost gibi. Biz enseye parmak. Tamam. Neyi pardon? Enseye tokat. Tamam. Ya o kadar da değil be abiciğim. O kadar da değil yani. Bak hocam. Hocam enseye tokat. Fikret Orman. Bir tarafa. Ben Aziz Yıldırım bu diki tutmalı demiştim. Yanlış. Rahatsız. Bu diki tutmasa da olur. Bu dikle bu iş yürümez. Aziz Yıldırım bu diki bırakmalı. Rasim. Sen ver rica ediyorum. Ama diyor, söylemiştim. Bu diki tutmalı Aziz Yıldırım. Abi bu diki adamın, tutmalı adamın isim var. Dik mik nedir abi yapma. Ama bak dik yazmış. Adamın isim var. Ebu Zaman kanalı kıra bak. Ben söyledim. Ne bileyim. Önün geçtiğimiz sezonu ararız dedim. Tepkiler aldım. Dedi şahidim. Geçen hafta dedi. Sezonu ararız dedim. Aynen dedi. Daha kötü günler bizi bir... Tutsa da olur. Tutmasa da olur. Ben tutsun demiştim. Arkasında dursun demiştim. En az 2 sene kalsın demiştim. Ama şu anki görüntü net ki bu dikle bu iş gitmez. Bu diki tutmamalı diyorum. Yani tuttuğu zaman olmuyor. İlgi geldi. Bir de bu Suat Paçacı ne iş yapar? Bu herif ne iş yapar? Arkadaşlarımız bağlamaya çalışıyor. Suat Bey hocam. Bağlanırsanız eğer sizden hocam, rica edeceğim. Şu herifin suratını göstereyim bakayım bana. Bu kasının sebebi nedir? Şimdi Beşiktaş'ın bu sene çok rahat uzak ara şampiyon olacağını ben haftalarım bir tevriye sanatı mı denir? Ne denir kardeşim buna? Hocam buna tecahülü arif dedi. Yani ne derseniz deyin. Kar topu derken olabildiğince olabildiğince Mart'a yakın. Ne dedin? Yani şunu da diyebilirim. Şimdi mesela klasik yazan şunu diyor. Dün Galatasaray ve Fenerbahçe. Hocam peki şöyle diyebilir miyiz? Bunun artık Fenerbahçeliler yani. Hello Kitty oynasın. Yalnız. Bu ne ya? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya Rasim ya. Bana ya sen hayır da ya evet. Rasim, sen Frans Kafka'nın lafını bilmiyor musun ya? Bir kafes kuş aramaya. Çıkmış. Ben de senin engin olarak da. Biz bahane buldular mı diyoruz, indiriyorlar diyor. Hayvanlar ağır aramaya çıkmış diyeyim ben de yani. Olmasın artık Beşiktaş şampiyon, sen bu kadar üzüleceksen ya. Fenerbahçe seni var ya kendinden geçirdi abi adam. Reklamda kayıp, her yerde kayıp. Reklamda bitti, nereye bu gece tam bitti. Tam bir Fenerbahçe. Abi şurada karanlıkta oturuyor arkada. Vallahi karanlık ben oturuyor. Size söyleyeyim mi sayın izleyiciler. Fenerbahçeliler. Fenerbahçelinin kralı bu adam. Apo'yu bu hale getirmeyin. Yok bir şey halimde ne var? Sana bir şey söyleyeyim mi? Mutlu ama mutlu. Annenin karnından çıkarken de konuştun mu acaba sen? Annenin karnından. Çok merak ediyorum. Küçük anne bana da konuşuyor muydu? Anne ben geldim diye. Bela almaya geldim bu ülkenin başına. Bu ülkenin başına bela almaya geldim anne. Bu Ertem. Futbolcu dışında hepsi Fenerbahçe'den uzaklaştırılmalı. Ertem biraz futbol konuşalım. Söyle Rasim. Konuşalım Rasim. Ligin düğümünü bana göre haftaya bir derbi çözecektir. Ya Kasımpaşa Fenerbahçe 1-17. 1-18. İstanbul derbisi. Kasımpaşa Fenerbahçe. Şimdi bir dakika. Beyler. Burada Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamış. Fenerbahçe formasıyla milli takımda oynamış. Nereden aklına geliyor hocam? Gönülden bir Fenerbahçe. Evet. Ya beyler anlamadığım bir şey var ya. Söyle hocam. Buradan Beyaz TV'nin patronajına söylüyorum. Rasim Ozan Kütahyalı beyaz futbolun Messi'sidir. Yok ya ben Messi, ben yancısıyım bu futbolda. Hocam abi. Ya delirdi. Hocam Messi. Ben de buradan patronajına söylüyorum. Yancıyım ben. Bakın Ahmet Çakar da delirdi. Ben Messi falan değilim. Delirdi. Hocam medya, ben yancıyım. Medya, bir rating algısı ekran elektriği konusunda
kitap yazarım şu anda. Bak doktorluk konusu ben bilirim diye ukalalığım asla olamaz. Hakemliği ben bilirim, futbolu ben bilirim. Vardır ya böyle ukalalık. Asla ama bir spor programında kim veya kimlerin hangi eşleşmeyle gerekli reyting algısı yaratacağını en iyi ben bilirim. Seni ben yarattım 5 sene önce. Ha, ondan dolayı zaman zaman Allah benim belamı versin desem de. Amin. Overall genel olarak baktığımda. Amin. Beyler konuşmayın. Genel olarak baktığımda. Burası Barcelona ise Rasim Messi'dir. Kardeşim Messi falan değilim. Takım arkadaşların ayağını kırsın. Bu adam ne Messi'li hocam, bu bağırıyor. Bağırıyor bu oyuna. Hocam diyor ki. Hocam diyor ki bu Messi değildi, Messi değildi diyor, ayıdır diyor. Aynen öyle diyorum. İçinde bulunduğu bu durumun en önemli sorumlusu Sayın Aziz Yıldırım'dır. Bunu kabul edin. Fakat hocam ben onu söylemiyorum işte. Şimdi ben, hocam bu, sen de söyle, bu, biz söylersin. Bir dakika, biz tekrar söyleyeyim. İyi olmuyor. Bu Aziz Yıldırım'a yarın artık bayram biliyorsunuz. Bu gece biraz uykunuzu alalım. Eşleyin ne eşleyin? Ne bayramı ya? Beyaz futbol bayramı. Yanlış. Beyaz futbol kurban olsun size diye uzun bir taksana bakayım. Allah'ım kurban olsun sana. Bayramı sizi. Yani Fenerbahçe'ye nazar yapmış. Ertem'cim Hello Kitty, Hello Kitty olmaz. Yeni bir sponsor gerekiyor Fenerbahçe'ye. Ne demek? Ne alakası var? Victoria's Secret. Evet, Fenerbahçe'yi kurtarır. Tosikçin Hanım'ı ayarlar. Orada Victoria's Secret CEO'sunu falan iyi tanır o. Ya Rasim yapma ya. Adamın işi var bir yapma. Adamın işi var. Adamın işi var. Alakası var ya. Tosikçin Hanım'ı Victoria's Secret'in CEO'sunu iyi tanır. Hello Kitty dediğin şey Barcelona'da, Milan'da. Victoria's Secret. Sen gitmedin mi Victoria's Secret'e? Ya Victoria's Secret'e. Hocam bunun bilgisi yok. Hello Kitty. Sen gittin mi gitmedin? Ya Rasim bırakın futbolcu hanımları bilmem neler falan bunları burada konuşmayalım. Hocam kırılıyor. Böyle bir gün bile sırf Fenerbahçe konuşuyor. Bugün Bursa'nın günüdür. Bursa Spor Oley. Konuştuk ya oğlum Bursa'yı. Bursa Spor Oley. Ya bir dakika. Atmasın. Biraz da cesur olun ya. Ertem deme atmasın. Atın bol bol atın. Bilemiyorsun cesur olun. Adam çıkıyor sabahtan. Yıllardır evet hocam. 20 yıl televizyonda yolculuk yapıyorsunuz. Ulan cesaret dedin. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin. İşte Zikos'undan tut, Davul'dan tut. Hepsi suçsuz, hepsi suçlu. Aziz Yıldırım suçsuz. Biz biliyoruz. Bugün Fenerbahçe'nin bu hale gelmesine sebep, hiç kusura bakmasın. Herkes suçlu. Tamam. Futbolcu suçlu. Yönetim suçlu. Işte. Bak zamanında yöneticiler de gidiyordu. Aziz Yıldırım mı ya? Şimdi bir dakika sen Ertem Şener. Yılların sıvacı Ertem Şener olarak abilerine cesaret vermiyorsun. Öyle diyor bize diyor. Sen, gel, hocam, senin, evet. Ya biz cesur değiliz değil mi? Aziz abi beni affet filan diye sizsiniz lan. Ben söyledim. Yemin ediyorum eğer ben Beşiktaşlıyım diye söylüyorsam. Fiko Fiko ole. Oğlum Fiko deme. Pardon Fiko deme. Ya Rasim yapma. Fiko pardon sevdiğimden. Ya gene gibi. Fikret Orman. Sen sevme. Bu sene de şampiyonsunuz Fikret Orman. Rasim'cim şimdi bak deme. Fiko falan deme. Tamam bir dinle. Sevgiden. Bir dinle. Tamam sevme. Öyle sen sevme abi. Bak sen kimseyi sevme. Ne olursun. Sen de mi sevme Mertem? Beni de sevme abi. Fiko denir mi koskoca başkana ya? Ya Türkiye Cumhurbaşkanı'na halk bak, sevgiden kayıp diyor. Ya kayıp. Ben eleştirdiğim zaman. Kayıp diyor. Eleştirdiğim zaman. Bir, Rasim'cim eleştirdiğim ya zaman bile Sayın Aziz Yıldırım Sayın Fikret Orman. Ertem'im sen. Eleştirebiliriz. Sen bak, ayrı bir dünyadasın. Sayın Aziz Yıldırım'a ben burada bel altı falan vurmuyorum. Haddim değil böyle bir ahlaksızlık yapmam. Ben eleştiririm ama. Diyorum ki futbolcular samandıra. Oğlum bana da Rasim deme. Bir dakika hepsi. Bana da Sayın Kütahyalı de. Hepsinin yüzü asık. Hocam bana hoca, Sayın Kütahyalı desin. Konu hava Sayın Kütahyalı. Ahmet Hoca o izlenimi alıyor. Beyaz futbolu ben o izlenimi alıyoruz. Birazdan derin futbolu keseceğiz. Bilgi var mı? Beyaz futbolu noktalıyoruz. Değil mi? Birazdan derin futbolla geleceğiz sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın Beyaz TV'den. Galatasaray'ı konuşacağız. Ozan Tufan. Söylemeye gerek yok. Kapasitesi belli. Hiçbir zaman yukarıya koymuyor. Aynı çizgide duruyor. Hiçbir zaman mesafe kat etmiyor. Hiçbir zaman iyi oynamıyor. Derler ya bir tabir vardır. Şut atıyor. Hani o harfiyle dersin ya. O harfiyle böyle gidiyor top böyle. Anladın mı hocam? Yenleme şut deniyor ona. Yenleme yani. O anlamıyor. Başka bir şey onu söylemiyorum. Gündemimize geldi. Sormak zorundayız. Tabii tabii. O diyor niye soruyorsunuz demiyor. Sen bak niye bu soruyu soruyorsunuz bence demiyor. Sen de niye soruyu soruyorsunuz kabul ediyorsunuz. Yani hiç gündemimde yok diyor. Hiç gündemimde yok demek anlamında. Ertem koy bizim moralin başlamasına 2 saat kala Ali Ertem Şener'in
odasında bir video gördüm. Neden birden oluyor? Fazla video. Hep bu müzik çalıyor. Balkan müziği. Balkan müziğini hemen kulaklarım alır. Bu bir Balkan müziği. Ben Ertem Şener kim? Bu. Böyle düğünler var. Kadınlı erkekli insanlar. Ali Ertem. Ali Ertem. Ay, Ali Ertem. Bir dakika. Ben diyorum. Kimden bahsediyorum? Bir dakika ya. Benim de köpek adım var. Benim köpek adım bilir misin de? Ali Ertem Şener. Bir daha söyle abi. Ali Ertem Şener. Çok komik oluyor. Benim biliyor musun adımı söyledim? Şener de. Benim biliyor musun? Maçı yenildi sana. Şimdi... Baktım yine odada ya çocuklar kalkmış. Buğralar, onurlar falan. Yine manasız bir işler yapıyor bunlar dedi. Kim kime? Bir baktım. Ali Ertem Şener. Bir düğün. Düğünde bir müzik çalıyor. İnsanlar birbiri kadın da erkek arkalarına geçmişler. Çup çup oynuyorlar. Çup çup. Hocam yapma. Çup çup. Hocam ayıp. Ben güvendim. Vallahi ayıp. Ertem. Kurban bayramını duyuyoruz oğlum. Ya getirsene. Bu işleri ben yapardım da yani. Bir dakika. Hayır kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Su oynuyor. Hocam Ali Ertem'i anlat. Furya'dan aşağı inerken beyaz TV vardır. Demir bir kapısı vardır. Nişancılar, keskin nişancılar tepelerde. Tepede. İçeri girerim. Arabamı park ettim. Girdin hocam, girdin. Apo varmışım kapıda. Apo daha böyle dedim. 2 metre falan boyunda. Girdin, girdin. Girdin, girdin. Bir ses geliyor. Apo'ya NBA üstü kapı. Ses geliyor bak. Ve aç sesi, aç sesi. Ertem önde. Arkasında Onur. Arkasında Buğra. El arkada da Sezgin dayamalı. Çup çup dayamalı. Evet. Hocam dayamalı. Hocam ben değdiriyorlar. Hayır temaslı değdiriyorlar. Hayır temaslı diyorum. Ama ne güzel dedin. Hocam Sinan Engin dedi ki ne kimse değdirmiyor dedi. Erdem değdirerekle de oynananı var mı? Ben sevmedim yani. Ben böyle bu tür işleri sevmem. Hocam bu çuf çuf dansı benim bildiğim. Doğru mu Erdem? Penguen dansı ya. Ya penguen ne gibi? Penguen ne gibi bu çuf çuf? Nasıl? Çuf çuf alakası yok abiciğim. Direm. Futbolcular bile yapmış bunu. Onu da bir göster. Niye merak duydun? Abi sadece Ertem önde eline bir tane tuvalet kağıdı almış. Ben deli bulamam. Tuvalet kağıdını sallıyor. Arkasında kimler var? Çuf 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 çuf. Sinan en arkada Sezgin. Sinan ne oluyor? Sen de mi varsın? Ben değil ya. O Sinan değil. Hocam, hocam ben genç çuf çufçu Sezgin. En arkadan geliyor. Allah! Diye üçünü birden. Hocam Sezgin. Hocam tek seferde. Çuf 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 çuf. Sezgin gelmez. Ben dedim ki zannettim ki önce bunlar bir karşılama şeyi midir bu? Nedir, ritüel midir bu lan? Bu güzel de müzik önce ilk etapta. Bu hareketler kötü. Bir de odan eş gibi ter kokuyor. Bunu öğretecek bir şey yok. Bu çok kolay bir şey mi yani? Hocam her gün yapıyoruz diyorlar. İyi. Abi yapan yapsın. Her gün yapılır. Bir şey söyleyeceğim. Benim sabah akşam yapılır mı? Sabah akşam yapılır. Sinan abinin dediği gibi ne var bunda? Abi bunda bir şey yok. Tuhaf olan şu. Sen affedersin eşek gibi adamsın. Estağfurullah hocam yani, pardon. Kocaman ne, adamsın. Anlamadım hocam. Ne, 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 pardon. Orada dayı var bir tane böyle. Tamam onlar. Tam pis bir forçu. Pis bir forçu yaşıyor. Pardon. Pis bir forçu. Tamam. Küfür ediyordum az kalsın. Böyle kadın arkasına bakıyor, bir daha bakıyor. Herif forçu böyle boyun boyun. Hocam o ayrı, istisnalar kaydıyı bozmaz. Aa bak. Göndermiş arkadaşım bir bak. Bir şey söyleyeceğim. Tarık göndermiş bak. Ama... Bunda bir şey yok artık hocam, ya. Evet. Ay kapat.